sayın Green Cardçılar hoş geldiniz. Ee, bu videoya bir umutla bir heyecanla bir sevinçle girmiş olabilme ihtimaliniz var. Eğer Green Card kazandıysanız bu videoyu Green Card kazandığınız için izliyorsunuz. Öncelikle tebrik ediyorum. Ben de Onur kardeşiniz yaklaşık bundan e, 8 sene önce 8,5 sene önce Green Card kazandım. Bunu devamında bir e, sene bir buçuk senelik bir süreç içerisinde de vize işlemlerimi şunların bunların belgelerimi tamamlayıp Amerika'ya geldim ve şu anda da Yaklaşık 7 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Ee, geçtiğimiz senede de 1-1,5 bir, bir sene önce falan diye hatırlıyorum. Amerika vatandaşlığını da aldım. Dolayısıyla e, şu anda hani sizi heyecanlandıran yaşamak iyi umduğunuz birçok süreçten geçmiş. O süreçleri tamamlamış bir e, arkadaşınız olarak bazı tavsiyeler bazı hatırlatmalar bazı e, söylemlerde bulunmak istiyorum affınıza sığınarak. Öncelikle Bunların tamamının benim fikrim olduğunu, e, hepsinin gerçeği yansıtamayabileceğini farklı eyaletlerde, farklı şehirlerde, farklı do konumlarda, mahalleden mahalleye bile değişebileceğini yani lütfen unutmayın. Dolayısıyla söylediğim her şeyi böyle olduğu gibi kabul etmek yerine kendi akıl gücünüzden lütfen mutlaka geçirin. E, anlattıklarım sizi çok heyecanlandırmasın, çok e, moralinizi de bozmasın. Bir şekilde e, bunların benim tecrübem olduğunu unutmayın e, diyor ve laf adanıyorum. Öncelikle hakikaten Green Card kazandıysanız şu an e, ben bu video 4 Nisan Pardon e, 27 Nisan 2023'te çekiyorum. çekiyorum gecenin şu anda akşam birindeyiz dolayısıyla hani heyecanınızı biraz paylaşmak istedim biraz hatırlatmalar yapmak istedim hazır video çekme fırsatım varken çekiyorum devam ediyorum Neyse çok e, konuyu dağıtmayayım Şimdi Green Card kazandığınız çok mutlusunuz e, Önünüzde çok değişik bir süreç var çok değişik bir e, tecrübe yaşayacaksınız ee, ancak e, şunu hatırlatmak istiyorum. Herkese green card vermiyor Amerika. Şu anda green card lottery kazanmış olabilirsiniz ama maalesef e, Amerika e, herkese kazan herkese green kartı vermiyor. Herkes bu mülakatları geçemiyor, herkes bazı şartları karşılayamıyor falan filan derken e, çok ciddi bir sayıda insan maalesef o final adımını atıp Amerika'ya gelemeyebiliyor... Gelen çok 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 ciddi bir çoğunluk tabii ki geliyor ama hani şunu niye söylüyorum? Bazı insanlar şunu yapıyor. Green card çıkıyorlar. Süreç hakimler. Evi arabayı satıp hemen Amerika'ya gidelim. Öyle değil. Bir kere zaten süreç bir sene bir buçuk sene sürecek. Kazandın dedikleri anda süreç zaten hemen hemen bir sene sürüyor. Mülakat sen başvuracaksın sonra sana mülakat sırası gelecek mülakatı geçtikten mülakat tarihi geldikten sonra mülakata gideceksin işte sağlık kontrolü şu su bu su yani kısa bir süreç değil. Hani Green Card sana bugün çıktı yarın konsoloslukta sıraya gelip ertesi günde uçakla Amerika gelmiyorsun. Bir hatta altı ayla altı ayla bir buçuk sene arası bir zaman alan bir süreç bu. Onu hatırlatayım öncelikle. Dolayısıyla çok ani hızlı kararlar vermeyin. Sakin olun. O iş o kadar hızlı ilerlemiyor. Ee, ondan sonra şimdi e, tabii ki bir Amerikan hayali. Ee, senelerce hepimize anlatıldı. Bütün Amerikan filmlerinden gördük. Bahçeli Amerikan evi. Son model bir araba. Ee, yakışıklı bir e, sevgili ya da güzel bir sevgili artık hepimiz böyle e, cinsiyetimize göre tercihlerimize göre e, bazı filmlerden ezindiğimiz bazı Amerikan hayali aşinalıkları var. E, öncelikle bu e, maalesef benim e, acı bir şekilde zamanla insanlardan duyarak görerek öğrenerek edindiğim bir bilgi bu. Amerika'ya e, nasıl olduğu önemli değil. E, gelen insanların tamamı o final mutluluğuna o kadar çabuk ulaşamıyor ulaşamıyor biliyor arkadaşlar. Bu ne demek? Yani politik politik konuşma bize dürüzgün konuştu. Anlat ne demeye çalışıyorsun? Dediğinizi duyar gibiyim. Herkes Instagram'da gördüğünüz gibi, şurada burada anlatıldığı gibi, filmlerde gördüğünüz gibi mükemmel bir hayata kavuşamayabiliyor. Bazıları hiç kavuşamıyor, bazıları çok uzun süren mücadeleler sonucunda kavuşuyor. Green Card'la Amerika'ya gelmenin önünde ki en büyük engel nedir? Green Card'ın size çıkması. İkinci engel nedir? Amerika'ya geldikten sonra arkadaşlar eğer global bir mesleğiniz yoksa denkliği olan bir mesleğiniz yoksa burada bir işe girmek düzgün bir işte çalışmak, düzgün bir maaşa almak, o düzgün maaşa düzgün bir yerde yaşamak bunlar her zaman çok hızlı bir şekilde gerçekleşmeyebiliyor maalesef. Dolayısıyla biliyorum heyecanlısınız. Heyecanınızı kırmak istemiyorum ama inizi gerçekler anlatması lazım Ben YouTube'da bakıyorum bazen videoların tamamı herkes alay çekiyor herkes çok mutlu herkes çok gaz veriyor Ben de gaz verebilirim ama ben anlatılm çok anlatılmadığını düşündüm bazı kısımlardan bahsetmek istiyorum size Ben Green Card kazanan şanslı insanlardırım ee, Siz de Umarım bu şanslı kitle dahil olmuşsunuzdur ama benim şansım burada bitmedi ben Geçerli bir mesleği yazılımcı olduğum için, geçerli bir mesleğe sahip bir insan olarak Türkiye'de düzgün firmalarda, düzgün CV'ler yaratabilecek işlerde çalıştığım için benim Amerika'da iş bulma sürecim de hızlı oldu. Burada kendimi kabul ettirmem de hızlı oldu. Dolayısıyla maddi olarak refaha ulaşmam, yatırım yapacak düzeye gelmem ve istediğim şeyleri kendi hayatıma katmam e, hızlı bir şekilde gerçekleşti. Hızlı bir şekilde gerçekleşti diyorum. Ben 7 senedir buradayım. E, hani ben buraya geldikten 2-3 hafta sonra yazılımcı olarak işe başlamış olmama rağmen e, istediğim şeylerin tamamını elde etmek süreci 3. yılın sonunda falan başladı arkadaşlar. 2,5 2-3 arasında bir yerlerde başladı. Ve dedim ki ben şanslı kesimleyim. Bu işimde şöyle bir kesim var. Uyduruyorum şu anda. Hani Türkiye'de geçerli ama Amerika'da geçerli olmayacak bir iş. Şey. Sallıyorum. Türkçe öğretmesiniz, öğretmenisiniz. Uyduruyorum hani Amerika'ya gelip yapabileceğiniz şeyler çok kısıtlı. Hizmet sektörüne e, kayma ihtimaliniz çok yüksek. Yeni bir meslek edinmezseniz kısa bir süre içerisinde e, ya da bir Türkçe öğretmenlik yapabileceğiniz bir iş bulmazsanız Amerika'da hizmet sektörüne yönelmeniz gerekecek. Hizmet sektörünü hani aşağılamak, germek, kötülemek için söylemiyorum ama çok para kazandırmayan, eee garantisi olmayan ve sizin hayatınızda Hani Sizin enerjinizi çok götürüp size geri verdiği şeyler az olan bir sektör olduğunu düşünüyorum. Nedir? Ee, garsonluk olabilir. Ee, işte Uber e, kullanan birçok insan var tanıyorum. Ee, bu olabilir. Ne bileyim. E, restoranda aşçılık olabilir. Şu olabilir. Bu olabilir. Yani bir sürü şey sayabiliriz. Hizmet sektörü. Özetle hani çok özel bir kualifikasyon gerektirmeyen e, zamanınızı satıp karşılığında para aldığınız bir Herhangi bir meslek olabilir. Geçerli bir bunlardan biriyle başlamak zorundasınız ki bunda bir sakınca yok. Bunda bir gocunacak bir şey yok. Ben de Amerika'ya ilk geldiğimde eğer bu kadar hızlı iş bulamasaydım aklımda gidip garsonluk yapmak vardı. Neden garsonluk yapmak vardı? E Türkiye'de bizim kendi restoranımız köftecimiz olmuştu. E, e Ben kasap çocuğuyum. E, esnaflık e, öyle veya böyle ucundan bildiğim, e, tattığım şey. Dolayısıyla hani kolay yapabileceğimi düşündüğüm geçici bir iş olarak garsonluk yapmayı koymuştum mesela kafaya. Eğer iş bulamasaydım. Çünkü paranız azalmaya başlıyor Amerika geldiğiniz zaman hemen iş bulamazsanız. E ne olacak? Parayı bir yerden kazanman lazım. Dolayısıyla e, bu tarz bir iş, bu tarz bir iş bularak e, başlangıç yapmanız mümkün. Bunda herhangi bir herhangi bir sakınca yok. Ama hani oradan kazandığınız parayla hayatınızı ne kadar istediğiniz seviyede idame ettireceğiniz büyük bir soru işareti. E, mesela garsonsunuz diyelim, ee, başça çok da, çok başça dayanıyorsunuz yani aldığınız maaş çok düşük oluyor genelde saatlik ücret asıl parayı e, başçlardan tiplerden kazanıyorsunuz Amerika'da e, mesela bazı günler oluyor size yeterince tip vermiyorlar yeterince başç alamıyorsunuz ne olursa eliniz biraz daha boş dönüyorsunuz evinize bunun hem psikolojik hem e, maddi e, bazı sonuçları oluyor haliyle dolayısıyla hani e, biliyorum Zaman zaman benim de istemeden e, eklediğim, e, anlattığım böyle Amerika'da hayat çok güzel resmi çizdiğimiz bazı durumlar oluyor. Amerika'da hayat düzeni kurduktan sonra güzel. Yani alım gücünüz yüksek, e, yatırım yapabilirsiniz, hobi edinirsiniz, şu olur bu olur ama ben bunu benim bunu söylemem kolay. Neden kolay? Ben e, bir yazılımcı olarak Amerika'nın en çok para kazanan %5'lik dilimine tekabül ediyorum. Yani ben şu anda Amerika'da en, Amerika'daki insanların %95'inden daha çok para kazanıyorum. Dolayısıyla benim bunları anlatmam kolay. Bir de bu işin %95'inin geri kalan kısmı var. E, o insanların bir kısmını, e, bazılarının Amerikalısını, bazılarının Türkünü, şusunu, busunu, çeşitli çeşitli insanlarını gördüm. E, Hayat o kadar mükemmel ilerlemiyor. Bir de Instagram'dan falan şuradan buradan YouTube'dan takip, takip ettiğiniz insanlar var. Eminim. Bunlardan biri de hani ben olabilirim. Belki bu video vasıtasıyla belki daha önceden takip etmişsinizdir. Ee, hani işte bakıyorsun birisi ev alıyor, birisi araba alıyor. şey i̇şte Bir yerde Miami'ye tatile gidiyor, Los Angeles'a tatile gidiyor. Ya da direkt Los Angeles'ta direkt Miami'de yaşıyor. Güzel hayatlar görüyorsunuz. Ee, güzel arabalara biniyorlar falan filan ama arka planlar genellikle... Instagram'da ve YouTube'da gördüğümüz kadar güzel olmuyor. Bu insanlar zor süreçlerden geçiyorlar. Bazen bu gördüğünüz yere 5 senede, 10 senede gelebiliyorlar, uzun zaman alabiliyor. Bir kısım benim gibi geçerli bir mesleğe sahipse, şanslıysa bu konuda çok daha hızlı hayata giriş yapabiliyor Amerika'da. Bunları lütfen aklınızdan çıkartmayın. Green card'ınızı tekrar tebrik ediyorum. Ama dediğim gibi mutlulukta çok coşmadan ne karşınıza ne çıkacağı belli değil. O yüzden o mutluluğu biraz daha konteyn edip akıllı ve mantıklı kararlar verip bugünden hazırlık yapmaya deneyebilirsiniz. İngilizceniz kötüyse İngilizcenizi düzeltmeye çalışın. Çünkü Amerika'da 2-3 ay, 4 ay bazen 6 ay kaybediyorsunuz. Bazen İngilizceniz iyi olmadığı için e, oradaki Türklerle takılıp İngilizcenizi aylarca geliştiremeyebiliyorsunuz. İngilizce geldiğiniz gibi kalıyor bazen. Bunları engel olmak için kafanızda bir plan oluşturun. İngilizce e, öğrenmenin bir yolunu bulun. Oturun zaman ayırın, pratik yapın. Nasıl yaparsanız bilmiyorum ama yöntemini internetten bulabilirsiniz. Youtube'da, Google'da binlerce insan vardır bunları anlatan zaten. Geçerli bir mesleğiniz yoksa, e, geçerli bir meslek edinmek için bir adım atabilirsiniz. Burada ne iş yapabilirsiniz onu düşünebilirsiniz. Eğer yeterince paranız varsa burada ufak tefek bir iş kurup kendi paranızı kazanmayı deneyebilirsiniz el sanatları, el becerileri Amerika'da şu aralar iyi para kazanıyor. Yani eliniz işe yatkın bir insansanız kendi işinizi kurabilirsiniz. Bunları değerlendirin. Mevcut yaptığınız meslek Amerika'da yapabildiğiniz bir meslek ise ama denklik gerekiyorsa bu denkliği nasıl alacağınızı araştırın. Yaptığınız meslekte Türkiye'ye yetecek ama Amerika'da iş bulur muyum emin değilim diyorsanız kendinize böyle içten içe bir tedirginliğiniz oluyorsa Türkiye'de bir işim var ama Amerika'da beni bu bilgiyle iş alırlar mı acaba diyorsanız bu açığınızı oradaki eksiklerini kapatmak için bakın 6 ay ile 1,5 tane arası zamanınız olacak. Bu zamanı kullanın. Bu zaman kendinizi katacağınız şeyler Amerika'da size iki kat hızlı geri dönüş sağlamanıza yardımcı olabilir bu kapattığınız eksikler aracılığıyla. Bunları e, söylemek istiyorum. Hani size böyle boş boş e, tebrikler deyip böyle burada konfeti atıp anasını tikeceksiniz demek yerine size biraz daha işin gerçekçi kısmından hazırlanmanız gereken kısmından bahsetmek istedim öncelikle. Sonradan Amerika'ya geldiğiniz zaman yapmanızı önerdiğim bazı şeyler var. E, Amerika Amerika'ya sorunsuz bir şekilde geldiğinizi varsayıyorum. Amerika'ya Öncelikle kendinize bir banka hesabı açmanız gerekecek. Banka hesabını açmak için bir bazen bir kira sözleşmesi istiyor bazı bankalar. Bazı bankalar sosyal güvenlik numaranızın gelmesini bekliyor. Her eyalette farklı olabilir ama Bank of America bir kira sözleşmesiyle size banka hesabı açıyor diye biliyorum ben. Ben geldiğimde ilk oradan açmıştım. Buraya gelen bazı arkadaşlarım turist olmalarına rağmen bu yöntemle biz burada banka hesabı açtırabildik. Banka hesabı açması neden önemli? Bir, banka hesabından secured kredi kartı çıkartıyorsunuz. Çünkü her zaman Amerika'daki kredi kartı başvurularınız hemen onaylanmayabiliyor. Her banka size hemen kredi kartı vermeyebiliyor. Bunu açmanın yolu secured yani güvenli bir kredi kartı açmak. Bunu da bir banka hesabı aracılığıyla yaparsınız. biraz daha kolay olur. Ee, atıyorum 500 dolar, 1000 dolar bir depozito koyuyorsunuz bir kredi kartına banka bu parayı bir sene bünyesinde tutuyor. depozito olarak bir sene sonunda ödemelerinizde bir sıkıntı ve aksatma yapmadıysanız kredi kartınızı normal kredi kartına çevirip sizin de o paranızı iade ediyor size. Bu sayede ilk kredi kartınızı sorunuz bir şekilde edilmiş oluyorsunuz. İkinci faydası da e, ehliyet. Amerika'da e, adınıza bir fotoğraf falan olması gerekiyor ehliyet alabilmeniz için. Her eyalette aynı olmayabilir. Tekrar ediyorum ben bunu Virgin'de de böyle olduğunu biliyorum burada bile değişmiş olabilir. Yani ben ehliyeti almayalı 7 sene oluyor arkadaşlar. Neyse. Bir adres belgesine ihtiyacınız oluyor. Bu adres belgesinde söylediğim gibi e, banka statement'ını kullanarak e, bu adres gerektiğini karşılayabiliyorsunuz. Ben buraya geldiğimde bankadan hesap açmıştım. Bir ay sonra bankamdan statement yani hesap dökümü gelmişti. Bu hesap dökümündeki adresimi kullanarak da gidip ee, orada ehliyet e, sınavına girmek için bu belgeyi kullanmıştım. Ne oldu? Banka hesabını hallettik. kredi kartını hallettik. Ehliyetimizi aldık. Bu üçü bence en kritik şeylerden birisi. Bir de tabii ki ev bulma olayı var. Hani kalacak yer bulma olayı var. Maddi durumunuz ise sağda solda şurada burada Airbnb'lerde bir süre geçirebilirsiniz. Ee, eğer maddi durumunuz Airbnb'de para ziyan edecek kadar iyi değilse e, Craigslist'te ya da Facebook gibi yerlerde oda arkadaşı arayan e, yerlere bakabilirsiniz. E, Buralarda bazı riskler var. Bu risklerin tamamını tabii ki değinemem ama değinemem ama dolandırılmamaya dikkat edin. Saçma sapan bir mahallede ev tutmamaya dikkat edin. Çünkü her zaman bilemiyorsunuz ve e, mutlaka ama mutlaka bunu geldiğinizde bu evleri gezerek halletmeye çalışın. Ya da çünkü kredi skorunuz olmadığı için Amerika'da e, birçok kiralık yer veren, birçok ev kiralayan, birçok işte stüdyo daire kiralayan yerler e, bu kiralamaları Kredi skorunuza bakarak yapıyorlar. Kredi skorunuz yoksa bunu onaylamayabiliyorlar. Bir geliriniz yoksa bunu onaylamayabiliyorlar. Dolayısıyla gelir gelmez bir apartman kompleksinde ya da kredi skoru kredi geçmişinize bakacak kiralık bir evi tutamaya, tutamama ihtimaliniz olabilir. Paranız olsa bile bunu yapamayabilirsiniz. Dolayısıyla e, evi de bir şekilde <laughs> gelir gelmez çok cebinizden para çıkın halletmeye bakın. Çünkü Airbnb'lerde falan kalmak çok ciddi bir maliyet yaratabiliyor. Çok kısa sürede çok ciddi para e, eksilmesine sebep olabiliyor. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Ehliyeti aldık. Evimizi bulduk diyelim. Bir sonraki e, aşama iş bulma olacak. E, eğer dediğim gibi geçerli bir mesleğiniz varsa e, yazılımcılık şudur budur gibi bir mesleğiniz varsa güncel, modern, dünyada sıkça e, denk geldiğimiz LinkedIn'den e, iş bakabilirsiniz efendim. LinkedIn'de bol miktarda iş ilanı açılıyor. Özellikle yazılımcılık konusunda buradan e, işleri kovalayabilirsiniz. Ama diyorsanız ki ben geldiğimde önce bir süre e, hizmet sektöründe biraz çalışıp birazcık ayaklarım yere basana kadar e, böyle idare edeceğim diyorsanız bu durumda e, Craigslist'te, Facebook'ta iş ilanları oluyor bazen. E, onlara bakabilirsiniz taşındığınızda gitmeyi planladığınız yerdeki e, hani yapabileceğiniz işleri için hani mesela bir e, kıyafet e, satışı yapan, e, elbise satışı yapan bir yerde e, tezgahtarlık olabilir, kasiyerlik olabilir, markette kasiyerlik olabilir, işte garsonluk olabilir, aklınıza ne geliyorsa Uber olabilir. Hani e, bu işleri nereden, ne iş yapmak istiyorsanız oralarda gidin bu işlerle konuşabilirsiniz. Çekinmeyin. E, yani direkt sorabilirsiniz. Hani şu an iş alım yapıyor musunuz diye sorup kendilerine e, direkt bu şekilde yola girebilirsiniz. E, part-time çalışabilirsiniz. Bu e, değerlendirmeyi isteyebileceğiniz seçeneklerden bir tanesi. Direkt böyle 40 saat, 50 saat çalışmak yerine Amerika'da hani bir süre part-time çalışayım hem kültüre alışayım. Hem o arada birazcık sağa solu gezecek, görecek zamanım olsun. Hem o ara belki İngilizce mi geliştireyim falan diyorsanız part time çalışmayı düşünebilirsiniz. Bu bahsettiğimiz işlerin çoğunu part time yapabiliyor olmanız lazım aslında. Ee, hani onların tabi değerlendirmesi size kalmış. Amerika'da nerede yaşadığınıza bağlı olarak büyük bir şehre gitmiyorsanız eğer araba ihtiyacınız olması çok muhtemel. Arabalar Amerika'da öyle ya da böyle satın alınabilir. Çok pahalı olmayan eee Lüks sayılmayan şeyler, dolayısıyla e, 3 bin, 4 bin dolar gibi küçük paralara e, kendinize sizi bir sene, iki sene idare edebilecek bir araba almanız mümkün olacaktır. E, arabalardan anlıyorsanız arabanın bir sıkıntısı olup olmadığını siz kendiniz kontrol edebilirsiniz. Arabadan anlamıyorsanız e, birini arabayı gösterebilirsiniz. Sana hani ekspertiz diye bir şey Amerika'da çok yaygın bir şey değil benim bildiğim hani böyle. Hani ekspertiz her yerde ekspertiz görmüyorsunuz ama herhangi bir araba tamircisinde hani mekanik diye geçiyor bunlar bir mekaniğe arabayı gösterebilirsiniz test sürüşü yapabilirsiniz arabayı almadan önce e, bunlara e, dikkat edin ben ilk arabamı aldığımda 2500 dolar almıştım arabamı ve bir buçuk sene kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan kullandım ondan sonra da sattım arabayı zaten e, hani çok pahalı bir araba almadan önce nakitinizi paranızı bir süre elinize tutmayı tercih edebilirsiniz 2500, 3000, 4000, 5000 dolar alacağınız bir araba arabada bir sıkıntı çıkmazsa siz aldıktan sonra sattığınız zaman da ya aynı paraya ya da 300, 400, 500 dolar altına gidiyor arkadaşlar. Ben 2500 dolar aldım arabayı bir sene, bir buçuk sene kullandıktan sonra 2000 dolara satmıştım. E, yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla hani e, hem bir sene arabayı ihtiyacımı gidermiş oldu. Hem de yani sadece 500 dolar arada bir e, maddi kayıp yaşamış oldum. Bence e, çok mantıklı bir hareketti. İyi ki yapmışım. E, gaza gelip iyi ki çok bir para harcamamışım o ara arabaya. Çünkü daha sonra zaten araba alacak zamanınız, paranız, e, kredi skorunuz falan oluşmaya başlıyor zamanla. İlk geldiğinizde nakit araba almanız gereke, gerekeceği için, gerekebileceği için düşük bir araba almayı dikkat edin. Ama dediğim gibi riskleri var. Ucuz bir araba almanın her zaman riskleri var bu riskleri siz değerlendirin. Ondan sonra onları senin yüzünden ucuz araba aldım. Şimdi araba yolda kaldı demeyin bana. Aklınıza bulunsun. Hani gidip böyle direkt 25 bin dolar bir araba almanızı samimi bir şekilde önermiyorum. Tabii ki maddi durumunuz el veriyorsa bana tabii ki gidip yapın ama kısıtlı bir bütçeyle geleceğinizi düşünüyorsak eğer hani bunları dikkat etmenizi öneriyorum. Dedikten sonra başka size ne tavsiyelerde bulunabilirim? Neye dikkat edin diye. Heh. Amerika'daki Türklere dikkat edin arkadaşlar. Bunu bir Amerika'da yaşayan bir Türk olarak söylemekten birazcık e, üzüntü duyuyorum ama benim Amerika'da tanıştığım insanların yarısı e, kalitesiz insanlardı. Türklerden bahsediyorum. Dolayısıyla e, sağa sola duyduğum hikayelerde zaten cabası. Dolayısıyla Türklerden hani uzak durun demiyorum ama güvenmeden önce iki buçuk kere, üç kere düşünmenizi çok samimi bir şekilde öneriyorum. E, Amerika'da ben e, yani gerçekten memleket memleketlisini gurbette öpermiş diye bir laf var ya buna benzer bir laf vardı. Bu maalesef doğru. Bunlara dikkat edin. Saçma sapan insanlarla muhatap olmamaya çalışın mümkün olduğunca. İnsanların eğitim seviyelerine falan dikkat etmeye çalışın. Benim başıma bir sıkıntı gelmedi ama çok sıkıntılı şeyler duyduğum oldu. Bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Uykum gelmiş ben de başladım. Başka acaba neden bahsedebiliriz? Bu arada ben de çayımdan bir yudum alayım. Amerika'da geldikten sonra daha doğrusu Amerika'ya gelirken bir şehir seçmeniz gerekecek. Nerede yaşayacağınızı nasıl seçeceksiniz? Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Size şunlara bakın, şu şehirlere bakın diyecek bir bilgiye sahip değilim. Ben sadece bir tane şehirde, iki tane şehirde yaşadım bugüne kadar. İkisi de Virginia'daydı. Birisinde 3 ay yaşadım. Birisinde de altı senedir, altı senedir yaşıyorum ee, şu anda olduğu gibi. Hani sadece iki şehre dair bilgim var. Dolayısıyla size hani öneride bulunamam ama size yaşamak istediğiniz yeri nasıl bulacağınıza dair bir iki öneride bulunabilirim. Cost of living, yaşama maliyetleri dediğimiz şey. İnternette şunu yazabilirsiniz. Ee, Cost of Living in bilmem ne şehri mesela Richmond, Virginia Cost of Living yazdığınız zaman Google'a Google'da bu şehrin ne kadar pahalı olduğunu göreceğiniz bir sürü kaynak çıkacaktır. Bazı siteler karşılıklı karşılaştırma da yapıyorlar. Mesela diyorsunuz ki Richmond, Virginia'yla işte Denver'ı karşılaştır diyorsun mesela. Ee, mesela orada kiralar ne kadar, maaşlar ne kadar, bir kilo süt ne kadar hepsini böyle karşılaştırma olarak böyle yan yana görebiliyorsunuz. Hani bu da e, sizin karar vermenize bence yardımcı olacaktır. Ev kiralarına zillow z i -L -L o w.com üzerinden bakabilirsiniz. E, hani üç aşağı 5 yukarı ev fiyatlarını ve kira fiyatlarını buralarda görebilirsiniz. Atıyorum e, hani bir tane şehir buldunuz. Maliyetleri düzgün görünüyor. E, iş i̇ş imkanları da var gibi görünüyor. O şehre Zillio'dan bakarak oradan yarın öbür gün ev almak için ne kadar paraya ihtiyacınız olur, kira ev kiralamak isteseniz 3 aşağı 5 yukarı kiralar ne kadar bunları görebilirsiniz. Bunlara bakmanızı öneririm ve tekrar etmekte fayda görüyorum. Daha önceki videolarımda bunu söyledim. Şu an tekrar edeceğim biraz. Ben Amerika'ya ilk geldiğim zaman, ilk gelmeyi düşündüğüm zaman San Francisco'ya ya da New York'a gitmeyi düşünüyordum. Benim param çok limitliydi. Ben oralara iyi ki gitmemişim. Ben oralara gitseydim param bir ayda iki ayda bitecekti. E, i̇ş bulurdum bulamazdım. Şu olurdu bu olurdu ortalık karışabilirdi. Dolayısıyla e, büyük bir şehirde başlamamayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar paranız olduğu ile alakalı bu. Ne kadar iş, çabuk iş bulabileceğinizle alakalı. E, biliyorum hani Amerika dinci insanların çoğu New York'ta, San Francisco'da, Los Angeles'ta, Miami'de falan hep böyle yerler hayal ediyorlar kafalarında. Ama Amerika... E, Türkiye İstanbul gibi bir şehre sıkıştırılmış bir ülke değil arkadaşlar. Amerika gerçekten bir kıtanın yarısından bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz ülke koca bir kıtanın yarısını kaplıyor. Ve e, aradığınız şeyi aradığınız şeyleri bulabileceğiniz yüzlerce şehri var içerisinde. Dolayısıyla yani böyle bir tane iki tane filmlerden duyduğunuz şehirleri büyük şehirleri kitlenip sadece oralarla değerlendirmeyin. Ufak tefek e, hani ufak tefek derken metropol demeyeceğimiz başka şehirlere de bakın. Mesela ben Richmond, Virginia'da yaşıyorum. burada benim hayatımda olmasını isteyip hayatımda olmayan hiçbir şey yok. Ne istersem Richmond'da bulabiliyorum. Hangi ihtiyacım varsa Richmond'da karşılayabiliyorum. Eğlence, gezi, doğa yürüyüşü, bisiklet sürmek, odur budur. Yani aklınıza ne geliyorsa hemen hemen her şeye ben Richmond'da ulaşabiliyorum. Ve Richmond hani Amerika'nın orta ölçekli şehirlerinden bir tanesi. Öyle çok inanılmaz büyük bir şehir değil. Küçük bir şehir değil. Ortalama bir şehir. Dolayısıyla siz de buna benzer bir şehir bulabilirsiniz. Araştırın. Tek tek bakın. Ee, eyaletlerin başkentlerine bakmanızı öneririm. Baş şehirlerine başkent demeyeyim. Mesela Virginia'nın baş şehri, başkenti Richmond'tır. İşte sallıyorum. işte Texas'ın onun başka bir başkenti var. İşte şuranın başka bir başkenti, oranın bir başka bir baş şehri var. Bunlara bakın. Bu baş şehirlerden başlayarak e, hani kendinize bunların arasında bir liste yapabilirsiniz. Mesela illa ben deniz kenarı istiyorum diyorsanız o eyaletlere bakarsınız. Yok aga ben soğuk seviyorum diyorsanız Kanada'ya yakın bir yere gidersiniz. Yok ben e, soğuk havada yapamam diyorsanız hoppala gidersiniz aşağıda Miami'de yaşarsınız orada. E, <laughs> kanser olursunuz güneş altında. size kalmış bu. Eee bunları söyledikten sonra efendim uyarılarımı yaptım. Uyarılarımı yaptıktan sonra e, tekrardan sizi öncelikle tebrik etmek istiyorum eğer kazandıysanız. Kazanamadıysanız sonraki kartlarda, sonraki çekilişlerde umarım şans e, size de güler. Yiğitliğe bok sürdürmemek için Amerika'da saçma sapan hareketler yapmamanızı öneririm. Bazı insanlar çok limitli bütçelerle buraya gelip Bakın ben Amerika'da ne hayat yaşıyorum demek için bazen sosyal medyada kendilerini kaybediyorlar. Buna maalesef çok çeşitli şahit oldum. Ee, bunları işte dostlar alışverişte görsün. Mantığıyla saçma sapan işlere girmemenizi öneriyorum. Ee, çok fazla para harcamamanızı öneriyorum. Önce bir ayaklarınızın üzerinde durmaya bakın. Ee, Yiğitliğe bok sürdürmemek için ee, vermemeniz gereken hatalı maddi kararlar vermemeye çalışın. Çünkü Amerika çok e, ben Amerika'yı Hani kanlı bir kapitalist ülke olarak düşünüyorum. Burada paranız bittiği anda e, bir anda ben ne oldum diyebilirsiniz. Lan hani ben Türkiye'de normal bir hayatım vardı. Evim vardı, arabam vardı. Ne oldu da ben bu hale geldim diye 3 ayda çok saçma sapan bir duruma düşebilirsiniz. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. E, Amerika, Türkiye'deki gibi toplum desteğinin yüksek olduğu bir yer değil. Türkiye'de eşten dosttan yardım alırsınız. Gidersin bir akrabanda kalırsın. Evin yoksa şudur budur. Yani Türkiye'de bir destek sistemi var. Toplumun birbirini destekleme olayı var. Ve ben birçok ülke gezdim. Ben bunun gerçekten bir benzerini Avrupa'da veya Amerika'da daha önce gerçekten görmedim. Türkiye'deki bu destek sistemine alışmış birisi Amerika'da zorluk yaşadığı zaman tökezlerse büyük tökezleyebilir. O yüzden hani burada bir destek mekanizmasından uzak kalacağınız, kalacağınızı düşünerek buna göre hazırlık yaparak gelmenizi öneririm. En azından e, aklınızın bir kenarında bu bulunsun. Türkiye'den zaten maddi yardım almak gibi bir şey çok mümkün değil. Yani orada size 1000 lira gönderiyorlar. O para buraya geldiği zaman 2 sıfır azalıyor o paradan neredeyse. E, dolayısıyla e, bunlara aklınızda tutmanızda fayda var efendim. Kendi ayaklarınız üzerinizde durmanız gereken bir ülkeye geliyorsunuz. Ee, ona göre psikolojinizi hazırlayın. <laughs> Her şey yolunda giderse bir sene, iki sene, üç sene, dört sene içerisinde kendinize bir ev alabilirsiniz. Belki belki daha uzun vadeli bir yatırım yapabilirsiniz. İstediğiniz bir araba vardır. Hayalini kuruyorsunuzdur. Çocukluğunuzdan beri onu alabilirsiniz. Ben Mustang arabaları çok severdim. Çocukluğumda araba yarışlarında Mustang alırdım. Amerika geldikten bir buçuk ya da iki sene sonra hemen hemen iki sene olm bir buçuk sene olması lazım yanlış hatırlamıyorsam e, kendime bir Mustang kalmıştım. E, hani çok mutlu oldum bir anda o. Umarım siz de e, eğer gelirseniz benzer mutluluklar yaşarsınız. Ama dediğim gibi ben önce bir buçuk sene çok ucuz bir araba kullandım. Ondan sonra maddi durumumun el verdiğini iş, yeri, yerinde artık kalıcı olduğumu e, belirli bir standart yakaladığımdan emin olduktan sonra ben bu hamleyi yapmıştım. Eee Size de benzerini tavsiye ederim. Amerika geldiğimde ben sanırsam 3. ya da 4. senemde ilk 4. senemde ev alma girişimlerinde bulunmuştum. Bir sene geç kaldığımı düşünüyorum. Bunu bir sene erken yapabilirdim. Buna maddi durumum yetiyordu ama bir sene daha geç başladım. Bir sıkıntı yok. Bundan hani pişmanlık duyduğum bir şey değil. Ama siz de hani 3 sene 4 sene sonunda hayatınıza oturttuktan 3 sene 4 sene sonradan bahsediyorum. Siz de bu tarz girişimler yapacak şekilde kendinizi hazırlayıp programlayabilirsiniz. Büyük şehirlerde bunu yapamazsınız. O yüzden diyorum küçük şehirlerde biraz daha kendinize hayat arayın diye New York'a giderseniz hani bir ömür boyunca bir ev sahibi olamayabilirsiniz. San Francisco'da yaşamayı düşünüyorsanız bir ömür boyu bir ev sahibi olamayabilirsiniz. Bunları aklınıza tutmanızı öneririm efendim. Büyük şehirlerde evler inanılmaz pahalı. Daha ortalama şehirlerde ev burada da çok pahalı buralarda da çok pahalanmaya başladı. Hani şöyle şöyle anlatayım. Amerika'da maaşın şu hızda artıyor ama ev fiyatları bu hızda artıyor. Yani e, <laughs> her eyalette aynı değil kabul ediyorum, her şehirde aynı değil kabul ediyorum ama e, gözlemlediğim genel e, durum bu şekilde Amerika'nın ortalamasını alırsak. <laughs> Hayallerin gerçek olduğu bir ülke geleceksiniz efendim. Ee, eğer gelirseniz e, vize süreçlerini başarılı atlatırsanız e, bu ülkenin güzellikleri de var. E, ben bu ülkede çalışkan, zeki herhangi bir insanın başarısız olacağını düşünmüyorum. Amerika gerçekten para kazanmak isteyenlerin, e, düzgün bir yaşam sürmek isteyenlerin hemen hemen hepsine bu fırsat tanıyabilecek bir ülke. Ama hani çalışkanlıktan kastım akılsızca çok çok çalışmak değil. Hani zekice çalışmak, doğru adımları atmak, doğru insanlarla tanışmak, doğru sektörlerde ilerlemek. Ben iki kategori çok insanla tanıştım. Uzun süreler hayatında atması gereken adımları uzun süre atamamış aralarda hatalı kararlar vermiş e, O yüzden hayatından birkaç sene en azından maddi olarak e, birkaç sene kaybetmiş insanlara denk geldim e, bu insanların bir kısmı daha sonra toparladılar hayatlarını çok düzgün noktaları getirdiler bunların bazıları e, bir kısmı hala aynı şekilde devam ediyorlar e, buraya gelip Türkiye'de hiç başaramadığı şeyleri başarmış insanlar gördüm. Çok başarılı oldular, çok iyi sektörlere girdiler, çok iyi işler kurdular, zekalarını kullandılar, iş kurdular, işlerini büyüttüler. Bir sürü insan sayabilirim böyle. Dolayısıyla ben ikinci kategoride anlattığım başarılı ve kendi ayakları üzerinde durup fark yaratan insanlardan olabilmenizi umuyorum. Buraya gelen Türklerin başarılı olmasını isterim çünkü öyle veya böyle Amerika'daki Türkler olarak birbirimizin aynası oluyoruz bir bizlere olsa. Beni tanıyanlar sizi sizi gördüklerinde beni varsayıyorlar. Sizi tanıyanlar beni gördüklerinde sizi varsayıyorlar. Dolayısıyla hepimiz birlikte çıtayı yükseltirsek Amerika'da bence biraz daha düzgün bir e, ön yargı oluşturabiliriz. <laughs> Maalesef son senelerde bu Türkiye'nin siyasi durumlarından dolayı bayağı bir darbeydi ben ilk geldiğimde çok daha farklı tepki. Yani Avrupalı muamelesi gördüğüm bir noktadan gerçekten Orta Doğu ülkesi dediğimiz yerlerden gelmiş bir insan muamelesine doğru maalesef toplumun genelinde bir e, tavır değişikliği gözlemledim. Ben tanıdığınız insanlarda bu olmuyor. Eşinizle da bunu yaşamıyorsunuz ama ilk geldiğimde bir restorana girdiğimde ben Türkiye'den geliyorum dememle bugün ben Türkiye'den geliyorum demem arasında çok ciddi bir fark var aldığınız tepkiler açısından. Dolayısıyla siz de buraya geldiğiniz zaman bu e, genel imaja katkıda bulunacak kalitede insanlık örnekleri gösterirsiniz. Kardeşiniz, abiniz, dostunuz olarak çok mutlu olurum. O yüzden hepimiz hepimize yetecek kadar iş var arkadaşlar. Hepimize yetecek kadar e, para da var. Amelikada. Hepimize yetecek kadar ev de var. Dolayısıyla doğru mantıklı adımları atarsanız ben e, başarıya ulaşacağınızı umuyorum. Her şey kolay olmuyor. Amerika'ya gelirsiniz, Covid çıktı, böyle saçma sapan bir şey oldu. Şu anda Amerika'da resesyon var. Hani Amerika'da e, her şey benim ilk geldiğim zamanki gibi stabil değil şu anda. Dolayısıyla e, bunun bazı zorlukları, bazı ekstra challengeları olacaktır sizin için. E, üstesinden gelemeyeceğiniz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunu söyleme sebebim de şu: Türkiye'de ortalama bir insanın 10 tane derdi varsa, bu 10 tane derdin 8 tanesinin çözümü yok çözemiyorsunuz. Hayatınıza bu 8 taneli yaş devam etmek zorundasınız. 2 tanesinin çözümü oluyor genelde. Bunları çözmek için de 3 sene, 5 sene, 10 sene uğraşıyorsunuz. Türkiye böyle bir yer. Amerika'da ortalama bir insanın 2 tane derdi oluyor, 3 tane derdi oluyor. 3 tane derdi olduğunu varsayarsak bu ikisinin çözümü kolay. İkisini hızlı bir şekilde çözebiliyorsunuz kendi başınıza. Bir tanesini çözmek zaman alıyor. Dolayısıyla hani Amerika Türkiye'de yaşamış, başarılı olmuş veya Türkiye'de ayakları üzerinde durabilmiş bir insanın düzgün meslekle, düzgün bir planlamayla Amerika'da aynı ya da daha iyi bir mutluluğa erişememesi için hiçbir sebep yok. Başarıya erişememesi için hiçbir sebep yok. Sizi korkutanlara da inanmayın. Sizi çok gaza getirenlere de inanmayın. Buna mantıklı, akılcı bir şekilde yaklaşın efendim. Hayatınızda e, her zaman faydasını göreceğini göreceğinizi düşünüyorum akılcı yaklaşımın. Umarım heyecanınızı kırmamışımdır. Umarım hevesinizi hafif düşürmemişindir Çünkü e, genelde negatiflerden bahsettim. Çünkü herkes bunları anlatmıyor. Her Amerika'nın güzelliklerini anlatan milyon tane insan var. Onları zaten dinlersiniz. Ben size birazcık e, bir e, kardeşiniz bir dostunuz olarak işin tehlikeli yanlarından, e, aciliyetlerinden, acil olanlarından bahsetmek istedim. Öyle efendim. Ee, çok daha anlatacak bir şeyim yok. Anlatacak başka bir şey olursa belki yeni bir video çekip zaten bunun yanına atarım. Çok plansız, çok bödösleme girdiğim bir video oldu. Ee, dolayısıyla hatam olduysa affola. Anlattıklarımı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Lütfen kendi zeka, akıl, süzgecinizden geçirin. Ee, mantıklı gelenleri uygulayabilirsiniz. Mantıklı gelmeyenleri uygulamayabilirsiniz. Bu video gelip daha önce Green Card süreci yaşamış arkadaşlarımız olabilir. Çünkü zaman zaman böyle durumlar yaşanıyor. Siz de tecrübelerinizi üşenmeyip paylaşırsanız yorumlar kısmında çok sevinirim. E, yorumları bu tarz yorumları genellikle sabitlemeye çalışıyorum. Diğer insanların da görmesi açısından e, oraya tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. Elle tutulur sorularınız varsa hani cevaplayabileceğim sorularınız varsa çünkü bazen çok genel geçer sorular soruluyor. Bunları cevaplamak kolay olmuyor. Amerika'da hangi işi yapabiliriz diye mesela bir soru geliyor bazen. E buna ben cevap veremem. Benim ya ben kendime bile bu sorunun cevabını veremem yazılımcı olmasaydım. Size hiç veremem. Hani elle tutulabilir sorular sorarsanız cevabı gerçekten olan sorular sorarsanız elimden gelince cevap vermeye çalışırım. Youtube'da genelde yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Diyorum ve efendim videoyu burada sonlandırıyorum. Amerika hoş geldiniz diyorum efendim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.